Bayram öncesi burada çok güzel bir yoğunluk var. Malatyalılar geliyorlar, çarşımızı geziyorlar. Özellikle biz bazı şeyleri canlandırmaya çalışıyoruz. Mesela eskiden Şemsiye Sokağımız vardı. Yeniden Şemsiye Sokağımız var artık burada. Malatyalıları bekliyoruz çarşımızda. Arayacakları her şeyi bulabilirler. En uygun fiyata, en güzel ürünler, en taze ürünler. Yani bekliyoruz onları. Depremden sonra yaraları sarmak için bu çarşıda esnafımız büyük ölçüde, bütün esnaf tamamen bir şey veriyor. Nasıl diyeyim size? Bir uğraş veriyor. Ticaretin, şehrin yeniden ayağa kalkması için. Bayram öncesi tabii ki çarşımızda bir yoğunluk var. İstiyoruz ki çarşı her zaman böyle olsun ama şu anda bayram sebebiyle çarşımızda güzel bir yoğunluk var. Biliyorsunuz ki eski çarşı yıkılmadan önce orada bir şemsiye sokak vardı. Maalesef çarşı yıkılınca yeniden canlandırmak adına böyle bir girişimde bulunduk. Geliyor. Tabii ki vatandaşlar başta bir şaşkınlıkla şemsiye sokak diyorlar. Tabii ki bu caddeye özel burada biz esnaf arkadaşlarla bir karar alarak böyle bir girişimde bulunduk. Millete eski anları yad etmek, canlandırmak amacıyla böyle bir girişimde bulunduk. En güzel cevap böyle oldu. Allah'a şükür bugün çarşıda da, pazarda da, her yerde de bir bayram alışverişi yoğunluğu var. Esnafımızın da yüzü gülüyor, halkımızın da yüzü gülüyor. Bu yoğunluk inşallah bayramı da bu şekilde güzel geçirmeyi nasip eder. Şemsiye Sokak, buradaki esnaf arkadaşlarımız, esnaf abilerimizle ilk görüştüğümde bunu ben söylemiştim aslında. Hani o Şemsiye Sokak ruhunu burada yaşatabiliriz demiştim. Bu fikri sunduğumda çok beğenmişlerdi. Onlar da kendi aralarında birlik olarak o Şemsiye Sokak ruhunu burada yaşatmaya çalıştılar. Oldukça güzel bir görüntü oldu. Her zaman umudun var olduğunu, her zaman daha iyiye gidebileceğimizi gösteren şeyler. Bu tarz umutvari hareketler, umutvari işler bizim umudumuzu daha da diri tutacak. İnşallah Malatya'mız eskisinden daha güzel olarak önümüzdeki yıllara hazırlanacak diyelim. Çarşımız çok güzel oldu. Özellikle Şemsiye Sokağımız çok harika bir durumda. İlgi alaka çok. Yoğunluklar devam ediyor. İnşallah tüm Malatya halkını bayramlaşmak için gelen tüm insanları buraya bekliyoruz. Şu an bir yoğunluk var. Devletimizin buraya yaptığı konteyner çarşıdan gayet memnunuz. Çok şükür. Tabii burayı tam daha bilmiyor. Malatya halkı da tam bilmiyor. Yavaş yavaş alışıyor. İşte geldikçe, yoğunluk oldukça güzel bir hareketlilik var şu an abi. Yani şu an tabii heyecan var abi. Yani sonuçta depremden sonra yavaş yavaş kendini toparlıyor Malatya. Ona rağmen de güzel gidiyor şu an abi. Bayram yoğunluğu çok fazla, beklenenden de fazla. Tabii Malatya'nın çarşıda belli bir noktaya kilitlendiği için şu an insanlar sadece belirli yörelerden, belirli noktalardan alışveriş yapıyor. Daha öncesinden, yıkımlardan önce Malatya'nın coğrafyası kadar çarşı dediğimiz geniş bir bölgeydi. İnsanlar istediği yerde rahatlıkla alışveriş yapabiliyorlardı. Fakat iş yerlerinin yıkılması, sadece belirli noktalara alışveriş olması, yerlerin olması sebebiyle insanlar sadece belirli noktalara yığılmış vaziyette. Abla kaç numara olacak? 39. Nerede bunu? O iyi mi? Yok. Buna fiyat söylediniz mi? Hangisine? 750.